İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Tavuş koridorunu teslim edelim ki Zangezur koridoru konuşulmasın. Samvel Şahramanyan'dan Lefri Garavya. Artsakh'ı feshetmeye yönelik belgenin yasa dışı olduğunu anlıyordum. İnkarcılar Erdoğan ve Netanyahu birbirini suçlamak için utanç verici bir şekilde soykırım terimini kullanıyor. Ruben Melkonyan. Rus-Türk balayı sona eriyor gibi görünüyor. Soru şu, Doğu Ermenistan bundan yararlanabilir mi? Arzıva Şen halkı imza kampanyası başlattı. Altın Eller Festivali 7 Nisan'da Tumanya'nın sanatında. Sevan Nişanya'nın çevirisiyle Türkiye Ermeni Coğrafyası Ansiklopedisi yayımlandı. Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, 27 Mart'ta yapılan briefingde Rusya'nın Zangezur koridoru tabirini kullanmadığını ancak Bakü'yü Doğu Ermenistan'ın Sinik bölgesi üzerinden Nahçıvan'ın batı bölgesine bağlayan güzergahtan bahsettiğini söyledi. Doğu Ermenistan yetkilileri Doğu Ermenistan yönetiminin güya bölge dışı koşulları kabul etmediği iddiası nedeniyle Zangezur koridorunun 3 yıldır açılmadığını söylüyor. Hatta Alen Simonyan dün Davuş köylerinin tesliminin bir şekilde Zangezur koridoru ile bağlantılı olduğunu ima etti. Alen Simonyan aslında Zangezur koridorunu açmak zorunda kalmamak için Davuş koridorunun teslimine izin vereceğiz diye imada bulunuyor. Burada geçen yılın baharında Moskova ve Bakü'nün Berzor koridoruna yasa dışı bir kontrol noktası kurduğunda ve Artsakh'ın tek yolunu ve iletişim kanallarını kapattığında bu aynı kişilerin Aliyev'in aynı statüyü Zangezur koridorunu talep etmesin diye Berzor koridorunun statüsünün yeniden oluşturulmasını talep etmeyeceklerini söylediğini hatırlatmakta fayda var. Berzor koridoru Artsakh'ı doğru zamanda bloke etmek ve işgal etmek için icat edildi. Şimdi Doğu Ermenistan'ı Gürcistan'dan ayırmak için Lorye çıkışı olan Davuş koridoru gerekiyor. Zangezur koridoru ise başından beri Doğu Ermenistan-İran sınırını ortadan kaldırmayı amaçlıyordu. Ama en sonunda bu gerçekleşecek. Doğu Ermenistan bir zamanlar Batı Ermenistan ve Artsakh'ı feda ettiği gibi bu kez de Doğu Ermenistan'ın kuzeyini siyasi çıkarları uğruna feda ediyor. İşgal altındaki Artsakh'ın başkanı Samvel Şahramanyan, Fransız Le Figaro ile yaptığı görüşmede Artsakh'ın 5. Cumhurbaşkanı seçimi ile ardından gelen saldırı arasında bağlantı olduğu yönündeki söylentilere değinip bunu yalanlayarak şunları hatırlattı. Azerbaycanlılar geçmişte zaten asker topluyorlardı. Şahramanyan, bizi zayıflatmak için 9 ay süren kuşatmanın ardından saldıracakları açıktı dedi. Sürgünde bir devlet ve hükümet var mı sorusuna Şahramanyan şu yanıtı verdi. Evet, Artsakh Cumhurbaşkanlığı ofisi ile yargı ve yasama yapılarının ofisleri sizi Yerevan'da ağırladığım bu binada bulunuyor. Milletvekilleri oy vermek için burada toplanabiliyor. Tüm hükümet bakanlarının gönüllü olarak görevlerinde kalmasını öngören bir Avrupa Birliği kararnamesini Ekim ayında imzaladık. Olası bir geri dönüşe ilişkin soruyu yanıtlayan Şahramanyan şöyle dedi. Mevcut durumda Azerbaycanlıların işgal ettiği topraklarımıza dönmeyi düşünmek gerçekçi değil. Kendilerini düşman gören Bakü ve Artsakh halklarının gereklerini hesaba katmak gerekiyor. Bakü'de Azerilere okulda Ermenilerin düşman olduğu öğretiliyor. Azerbaycan halkının zihniyetinin değişmesi ve komşular arasında barış içinde bir arada yaşamanın mümkün olması yıllar alacak. Ve ben burada Artsakh Ermenileri kadar Doğu Ermenistan Ermenilerini de düşünüyorum. Yerevan'ın bazı bölgeleri zaten Azerbaycanlılar tarafından işgal edilmişken ve Bakü liderleri diğer topraklara ilişkin haklarını açıkça ilan ederken Yerevan yetkilileri ülkelerini nasıl güvende sayabilir diye sözlerini tamamladı. Şahramanyan, Artsakh'ı feshetmeye yönelik belgenin yasa dışı olduğunu anladım. Ancak yurttaşlarımızı kurtarmanın tek yolu buydu. Güç eşitsizliğinden dolayı direniş gösterme fırsatımız olmadı. Bu nedenle sivil halkın mümkün olduğu kadar muharebe operasyonlarından arındırılması için Azerbaycanlılarla hızlı bir şekilde temas kurduk.
12 saat süren görüşmelerin ardından çatışmaları sonlandırdık. Hemen ertesi gün Artsakh vatandaşları işgalcilerin kitlesel katliamlarından korkarak Doğu Ermenistan'a tahliye talebinde bulundu. Bu yüzden tahliyelerini mümkün olduğunca sorunsuz hale getirmek için ikinci tur müzakerelere başladık, dedi. California Courier gazetesinin genel yayın yönetmeni Harut Sasunyan yeni makalesinde şöyle yazıyor. Siyaset garip ortaklar yaratır. İsrail ve Türkiye bu tuhaf siyasi çiftlerden biridir. Başlangıçtan itibaren ortaklıklarında, daha doğrusu karşılıklı sömürü olarak adlandırılabilecek belli bir temel vardı. Çok sayıda düşman Arap ülkesiyle çevrili İsrail'in siyasi ve ekonomik müttefiki olarak Türkiye'ye ve 1949'da İsrail ile diplomatik ilişkiler kurmuş bir İslam devletine ihtiyacı vardı. Bu arada Türkiye, Batı'dan gelen siyasi destek, gelişmiş silahların edinilmesi ve milyarlarca dolarlık ticaret gibi çeşitli nedenlerle İsrail'e ihtiyaç duyuyordu. Bu kirli ittifakın bir başka yönü de her iki ülkenin de Ermenilere karşı yapılan soykırım, Armenosidi inkar etmesiydi. Türkiye, güçlü ABD, Yahudi lobisini Ermenilere uygulanan soykırım, Armenosid'in Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından tanınmasını engellemeye ikna etmek için İsrail ile olan ilişkisini kullandı. Türkiye 1982'de Tel Aviv'de Holokost ve soykırım konulu uluslararası konferansın engellenmesi, Ermenilere uygulanan soykırım Armenosid ve Knesset'in soykırımı Armenosid'i tanımasıyla ilgili bir belgesel filmin gösterimini engellemesi için İsrail'e baskı yapmıştı. Türkiye, kendi Yahudi cemaatini tehdit edecek ve İstanbul Hahambaşısından Türkiye adına Amerikan Yahudi örgütlerine lobi yapmasını isteyecek kadar ileri gitti. 2009 yılında İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda dünya liderlerinin katılımıyla Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e şunları söyledi. Gazze sahillerinde çocukları nasıl öldürdüğünüzü çok iyi biliyorum. Hamas'ın İsrail'e yönelik son saldırısının ardından Erdoğan Hamas'ı özgürlük savaşçıları olarak adlandırdı ve Netanyahu'yu günümüzün Nazileri olan Hitler, Mussolini ve Stalin'e benzetti. Ocak 2024'te İsrail Dışişleri Bakanı şu tweet'i attı. Ermenilere karşı soykırım geçmişi olan bir ülkeden olan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi İsrail'e yönelik asılsız suçlamalarla övünüyor. Biz Ermenileri hatırlıyoruz. Hikayeniz kendi adına konuşuyor. İsrail yıkmıyor. Sizin barbar müttefiklerinizden korunuyor. Daha önce kendisi de Ermenilere yönelik soykırımı Armenosidi tanımayan Netanyahu, Erdoğan'ın soykırımı Armenosidi inkar ettiği için eleştirmişti. Netanyahu Twitter sayfasında şunları yazdı. Savaş hukukuna bağlı İsrail, terör örgütü Hamas'ın katillerini ve tecavüzcülerini destekleyen, Ermenilere uygulanan soykırımı Armenosidi inkar eden, kendi ülkesinde Kürtleri katleden, rejim muhaliflerini ve gazetecileri ortadan kaldıran Erdoğan'ın ahlaki vaazlarını kabul etmeyecektir. Ancak Netanyahu, Türkiye'nin müttefiki Azerbaycan'ı Artsakh'ta Ermenilere karşı yeni bir soykırım, Armenosid gerçekleştirmek için kullanılan gelişmiş silahlarla silahlandırmaya devam ediyor. Sonuç olarak hem Erdoğan hem de Netanyahu kendi argümanlarında Ermenilere karşı uygulanan soykırımı, Armenosid ve Holokost'u pazarlık kozu olarak kullandıkları için utanmalıdır. Soykırım, jenosit tabirini birbirini suçlamak için bir sopa gibi kullanmak yerine hem İsrail'in hem de Türkiye'nin medeni devletler arasında yer alabilmesi için Ermenilere karşı uygulanan soykırımı, Armenosidi çok önceden tanıması gerekirdi. Yerevan Devlet Üniversitesi'nin Doğu Araştırmaları Fakültesi Dekanı Ruben Melkonyan, Arkadi Grigoryan'la Mercek Altında programında Rusya Türk balayı sona eriyor gibi görünüyor. Soru şu, Doğu Ermenistan bundan yararlanabilir mi, dedi. Dekan Ruben Melkonyan, Türkiye'de Doğu Ermenistan'ın kukla bir devlet olabileceğini düşünüyorlar. Rusya'da ise nereye kaçacaklar, diyor. Zangezur koridorunu da versinler, gerisini biz tutacağız diye düşünüyorlar. Yani Rusya-Türkiye ilişkilerinin olası kötüleşmesine karşı kötü, en kötü ve tarafsız senaryolarımız var. Şöyle bir soru var. Bugün Doğu Ermenistan'ın rejisörü bunu hayata geçirebilecek ama Doğu Ermenistan'ın rejisörü bu meslekten anlamıyor.
bu senaryoyu ona doğrudan dayatacaklar. Doğu Ermenistan liderliği o plakayı gösteriyordu. Kendisi bunu güvence altına almadı. Ermenistan haritası o levha kırık. Ermenistan haritası olan o levha ihlal edildi. Gücünüz o bölgeye uzanmıyor. Siz İlhan Asar'ın başbakanı değilsiniz. Yukarı Cermuk'un başbakanı değilsiniz. Bakü ordusunun girdiği yerlerin başbakanı değilsiniz. O bölgeleri geri getirin. Yeni plakayı gösterin ve şunu söyleyin. Burası Doğu Ermenistan ve ben onun başbakanıyım, dedi. Son günlerde Arzıvaşen topluluğu başkanının Arzıvaşen halkından imza ve bazı belgeler topladığı bilgisi yayılıyor. Kaynaklarımıza göre 1992 yılında Bakü'nün işgal ettiği Arzıvaşen'den vazgeçilmesi için anlaşma sağlanması karşılığında tazminatlardan bahsediyoruz. Arzıvaşen topluluğunun başkanı Mamikon Xechoyan, hükümete başvurdukları mektupla ilgili bilgimizi doğruladı ve tazminat sorusuna ve ayrıca Arzıvaşen'i çevreleyen konuşmalara ve karmaşık konulara yanıt almak için 5 sakinin kabul edilmesini istedik. Dün itibariyle hükümetten henüz bir yanıt gelmedi. Arzıvaşen'den vazgeçileceği yönündeki söylentilere gelince Xechoyan böyle bir olasılığı kategorik olarak reddetti. Artsakh'tan zorla yerinden edilenlere tazminat ödenmesi ihtimalinin konuşulduğunu gören Arzıvaşen halkı, bizlerin de zorla yerinden edilenler olarak köyümüz için tazminat isteğimize dair imza topluyor. Fakat Arzıvaşen'den vazgeçmek söz konusu değil ve olamaz, dedi. Yakın gelecekte Batı Ermenistan televizyonu, Batı Ermenistan'ın evladı olan Arzıvaşen topluluğu lideri Mamikon Xechoyan ile kapsamlı bir röportaj yayınlayacak. Xechoyan aslen Batı Ermenistan'ın Bitlis şehrindendir. Tumanya'nın Art Kafesi'nin açık hava alanında Altın Eller Festivali 7 Nisan'da gerçekleştirilecek. Festival süresince sergi ve satış gerçekleştirilecek. Festivale etkinlikler, ustalık sınıfları, sürpriz hediyeler ve ağırlamalar eşlik edecek. Festivalin temel amacı Artsakh'ın yetenekli kadınlarının eserlerini satmasına yardımcı olmak ve onlara yenilerini yaratma konusunda ilham vermek. Muazzam bir eser, publist, gazeteci Sevan Nişanyan tarafından kusursuz bir tercümeyle yayımlandı. Türkiye'nin Ermeni Coğrafyası Ansiklopedisi, kitapseverler ve araştırmacılar için mutlaka faydalı bir kitap olacaktır. Kitabın ana kaynağı, Eprikya'nın 1902-1907 yıllarında Ermeni yerleşimleriyle ilgili yayınlamaya başladığı ancak ikinci cildini yarım bıraktığı Venedik'in Mkhitaryan papazlarından Sukyas Eprikya'nın resimli doğal dünya sözlüğüdür. Artık Sevan Nişanyan bu çalışmayı tamamladı, boşlukları doldurdu ve bu yeni ansiklopediyi okuyuculara sundu. Eprikya'nın sözlüğü 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde ve dışında kalan Ermeni yerleşimlerini konu alıyordu. Bu ansiklopedi ile Nişanyan, Eprikya'nın kullandığı kaynaklardan yararlanarak sözlüğü tamamlamaya çalıştı. Bu sayede 19. yüzyılın renkli şahsiyetleri İnciciyan, Garakin Sırvansiyan ve Ali Şah'ın eserlerinden önemli pasajlar Türkçe'ye çevrildi. Papaz Sukyas Eprikyan, 1873 yılında o zamanlar Rus İmparatorluğu'nun yönetimi altında olan Ahıska'da doğdu. Mkhitaryan cemaatinin bir üyesiydi, yaşamının bir dönemini Surp Lazar Adası Manastırı'nda geçirdi ve 1952'de Venedik'te vefat etti. Ansiklopedik eserin ilk cildi 1902 yılında Venedik'te basılmış, daha sonra büyük kabul görerek 1903 ve 1905 yıllarında iki bölüm halinde yeniden basılmıştır. İkinci cilt 1907'de oldukça geç bir tarihte yayımlandı ve diğer iki cilt hiçbir zaman basılmadı. Modern ansiklopedinin amacı Ermeni tarihinde bahsedilen yerlerin bir listesini sağlamaktır. Eserde 1900 yılında Rusya'nın hakimiyetinde olan Kafkas ülkelerine geniş yer ayrılmış, ayrıca İran, Bulgaristan, Romanya, Polonya, Hindistan gibi ülkelerdeki tarihi Ermeni yerleşimlerine de değinilmiştir. Çevirmen Nişanyan, Eprikya'nın sözlüğünde yer alan ve işgal altındaki Batı Ermenistan'ın mevcut coğrafyasıyla ilgili yalnızca sözlük makaleleriyle yetiniyordu. Bunun için Eprikya'nın
1314 sayfalık eseri 650 sayfaya indirildi. Eplikyan'ın bitiremediği birçok malzeme de tamamlandı. Bu sayede 600'den fazla yeni isim eklendi. Bu çalışmayı gerçekleştirdiğinden dolayı eserin yazarını kutluyoruz. Bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.